aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü basında zaten her şeyi yazdınız bugüne kadar. Mümkün olduğu kadar kısa ve öz olarak size burada bu olayın gerçekten çok karar vermesi zor. Ancak bütün koşulların değerlendirilerek verilmiş doğru bir kararın sonucu olarak hiç kimsenin burnunun kanamadığını gördünüz. Bunun için de söyleyebileceğim en önemli şey bu mesleğin gerçekten tecrübeye ve deneyime ihtiyacı olduğunun bir kanıtıdır. Bütün bugüne kadar, bugün daha doğrusu bu uçuşta yapılan ve yaptığım ve diğer arkadaşlarımın da disiplinle uyduğu talimatlarıma ve tüm görevlilerle yaptığımız koordine içerisinde gerçekten 35 yılın bir özetidir bu. Öyle söyleyeyim. Bunun sonucunda gerçekten sonuçları gördünüz. Kimsenin burnu kanamadan bu olayı neticelendirdik. Şöyle söyleyeyim. Ben bu kararı verirken her şeyi değerlendirdim. Rusya hava sahası içerisinde oldukça, daha doğrusu Ukrayna hava sahası içerisinde uçuyorduk. Böyle bir olay başımıza geldi. Hijack olduğunu kararlaştırdık. Yanımdaki First Officer arkadaşımla bu konuyu güzel bir planladıktan sonra aklımdan geçen tüm düşünceler de içerisinde daha önce ve o anda daha doğrusu Rusya'da, Soşi'de kış olimpiyatlarının olduğunu ve korsanın da oraya gitmek istediğini değerlendirdiğimde Rusların bu konulardaki tutum ve davranışlarını çok iyi bildiğim için kesinlikle uçağımın oraya indirilemeyeceğini düşündüm. Bence bomba tehdidinden daha büyük başka bir tehdit vardı. Bu da efendim önleme uçakları tarafından hijack yapılarak, yani bir korsanın olduğu bir uçağın bir olimpiyatın olduğu yere yaklaştırılmayacağını kesinlikle düşündüm. Başımıza bu gelebilirdi. Ayrıca oldu da indiğimde bir operasyon yapılacak olsaydı, ki sonuç muhakkak operasyona gideceğini biliyordum. Özel tim operasyonunu biliyorsunuz, Rusya'da daha önce izlediğimiz haberlerden önceki yıllarda basit bir baskında bile bir özel tim operasyonunda birçok masum insanın öldüğünü düşündüğümde yolcunun birçok kısmını burada kaza kurşuna gidebileceğini düşündüğüm için öncelikle bu kararı Türkiye üzerine dönmek olduğunu değerlendirdim ve İstanbul, Sabiha Gökçen, kendi base'im en kolay operasyonun yapılacağı düşündüğüm bir bölgeydi. Ve direkt deniz üzerinden, ormanların üzerinden, karanlıktan gelerek korsanın kesinlikle denizden karaya çıkıp Soşi'ye benzer bir şekilde indirilmesi gerektiğini düşündüm. Ayrıca şöyle söyleyeyim, demin söylediğiniz karartma değil, aksine içeriği aydınlattırdım. Çünkü aydınlık bir alanda içeriden dışarıyı görmek daha zordur. Ayrıca da korsana yapılacak bir baskında korsanın tüm hareketleri ve herkes tarafından görülebileceğini düşündüm. Bu yüzden yani orada zannediyorum bir yanlış şey oldu. Haber atladınız. Ben içeriği karartmadım. Kabini karartmadım. Aydınlık tutarak korsanın dışarıyı görmesini engellemeye çalıştım. Tabii ki usuller gereği, 11 Eylül olaylarından sonra biliyorsunuz ki uçak kaçırılma olaylarında uçak emniyet altında indirilinceye kadar savaş uçakları eşlik etmektedir. Özellikle kendilerini göstermeyecek bir yerde arkamdan gelmelerini ikaz ettim. Ve onlar da uydular. Teşekkür ediyorum kendi arkadaşlarıma, dostlarıma. Kesinlikle. Kesinlikle Soçi'ye ineceğimizi birkaç defa hatta anons yaparak İngilizce ve Türkçe anons yaptım. Korsanlar da tercümelerini yaptılar. Ve bakın ekibimin disiplini sayesinde de, benim talimatlara uyması sayesinde de birçok konu çok rahat atlatıldı. Yolcu dahil olmak üzere hiçbir şekilde aşağıya İstanbul Sabiha Gökçen'e indiğimizi bilmedi. Daha sonra öğrendiler. Yani bu olay benim üzerimde fazla travma yaratmadı. Çabuk geçirdik, gayet normal karşıladık. Görevimiz gereği, eğitimimiz gereği zaten bunlara hazırız. Asıl tabii üzüldüm konu, ailelerimiz bu konuda gerçekten hala travma içerisindeler. Kolay değil.